Dilinin kemiği olmayan kukla kimler haberden sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha biz Ayla Süren'in başına geldik. Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde ünlü iş adamı Ali Ağoğlu kendisinden izinsiz aldığı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle oğlunun yarış teknisini parçalatmış, bu durum epeyce gündemi meşgul etmişti. Kuklagillerin girişimci iş adamı Hayri Kostaklı bu olayın ardından bizleri aradı ve konuyla ilgili çok önemli şok açıklamalar yapacağını söyledi. Biz de Hayri Bey'i kırmıyoruz ve bahsettiği çok ama şok bu önemli açıklamaları almak üzere kendisine bağlanıyoruz. Hayri Bey şu anda canlı yayında karşımda. Hayri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda tüm Türkiye sizin yapacağınız bu önemli açıklamayı bekliyor. Sizi dinliyoruz. Ya oğlum şu demir sayısını arttırın ya. Yok oğlum betonu neyini sakınıyorsun? Şurada koca bina dikiyoruz Allah mahvede ya. Patron, tehlike arıyor. Yayında mıyız? Başladık mı? Çekil o zaman kenara, çekil. Tüm Türkiye sıkı dursun. Birazdan çok önemli açıklamalar yapacağım. Ben Hayri Kostaklı. Başkaları konuşur, ben açıklarım. Açıklarım dediyse açıklar benim patronum. Ferruh Bey, öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Biraz rahatsızlığım var midemden de hap kullanıyorum da. 6-7 gündür oruç tutamıyorum. Ama yarından itibaren tutacağım inşallah. Ben Hayri Kostaklı. Oruç tutarım dedim mi, orucumu tutarım. Ben de oruçluyum patron. Bak, dilim beyaz. Bakayım. Evet, doğru diyor. Ben Hayri Kostaklı. Bir adam doğru diyor dedim mi, o adam doğru diyordu. Doğru, Hayri Bey. Şimdi şok açıklamanızın konusuna gelelim. Şimdi Ferruh Bey, benim şahsımın sevgili dostum Ali Ağoğlu kardeşimi taklit ettiğimi söyleyenler var. Evet var. Biraz sonra size izleteceğim görüntüler sayesinde kimin kimi taklit ettiğini herkese göstereceğim. Ben Hayri Kostaklı gösteririm dedim mi gösteririm. Herkese gününü gösterecek benim patronum. Ne görüntüsü Hayri Bey bu? İçinde bizi zora sokacak görüntüler yoktur inşallah. Merak etmeyin Ferruh Bey. Hiçbir sıkıntı yok. Sen Ferruh Kalender yayınlarım dedin mi yayınlarsın evvelallah. Evet yanılır dedim mi yanılır benim patronum. Oğlum ya doğru dişlerinize o tuğlaları para veriyor onlara. Para veriyor onlara. Evet sevgili seyirciler inanın meraktan ölüyorum şu anda. Hayri Bey seyircimizi daha fazla meraklandırmayalım görüntüyü izleyelim. Arkadaşlar. Şu CD'yi takın da bütün Türkiye gerçekleri görsün. İçinde oyun havası mı var patron? Oynayacak mıyız? Evet sevgili seyirciler, arkadaşlarım beni uyarıyor. Evet, görüntü hazırmış. Şimdi Hayri Kostaklı'nın çok konuşulacak dediği görüntüleri izliyoruz. Kimden izin aldı da kendine kepçe alıyor o çocuk ha? Vallahi babamın haberi var dedi, almazsan babam kızar dedi, ben de parayı verdim patron. İyi yapmışım değil mi patron? Benim oğlum benden habersiz kepçe alamaz. Benim adım Hayri Kostaklı. Alamaz dediysem alamaz. Çabuk getirin o kepçeyi bana. Baş üstüne patron, hemen gidip kelepçeyi getireyim. Kelepçe değil yeğenim. Ne laf anlamaz adamsın sen ya? Adam gibi adamım değil mi patron? Estağfurullah. Git o kepçeyi getir bana beni daha fazla deli etme. Patronuma kızmak bile çok yakışıyor. Kızmak sana yakışıyor, kızmak sana yakışıyor. Demek oğlum benden habersiz kepçe almış. Benim adım Hayri Kostaklı.
Oğlum benden habersiz. Kepçe de alamaz. Grader de alamaz. Kızmak sana. Ya kızmak. Ver bakayım şu kepçeyi bana. Buyur patron. İşte oğlunun senden habersiz aldığı kepçe bu. Sevgili oğlum. Ben senin baban ayrı koçtaklı. Önce baba, sonra iş adamıyım. Ya bir dur, arızalı mısın be? Elim kaldı patron. Konsantremi bozma. Oğlumun geleceğini düşünürüm, dirsem düşünürüm. Çekiyor mu kamera? Bu yaşta kepçe, dozer, ne bileyim grader işine girmen senin için doğru olmaz. Bu yüzden benden habersiz aldığın bu kepçeyi kameralar önünde, Hamide, kendi ellerimle parçalayacağım. Abo. Ben ayrı kosaklı. Parçalarım dedim mi parçalarım. Parçalar bana. Bir daha benden habersiz oyuncak alma. Bir daha oyuncak alırken kepçe almak. Bu benim için. Aha bu senin için. Bu dairemizin geleceği için. Aha bu da rızası Ne güzel kırdın patron. Aynı fındık kırar gibi kırdık vallahi. Fındık kırar patron. Götürün şimdi bu görüntüleri oğluma izletin. Sen de kapat artık şu kamerayı da şarjı bitmesin. Neden kapanıyor bu patron? Stop tuşuna basacağım. Evet sevgili seyirciler, Ali Ağoğlu oğlunun teknesini parçalatmıştı. Meğer bizim Hayri Kostaklı oğlunun oyuncağını çok daha önceden parçalamış. Evet Harun Bey, bazıları yapar ama biz yaşadırık. Gidim ya, ben Sayın Ağoğlu'nu değil. O beni taklit ediyor. Aha bu görüntüler 10 sene evvel çekildiydi. Çekerim dedim, çektim. Çeker vallahi benim patronum, hem de 4 çeker. Ama Hayri Bey, şimdi tamam da siz oyuncak kepçeyi parçaladınız, Ali Bey gerçek tekme parçalatmıştı. Ya ne var? Burada önemli olan esinlenme. Kendisi benim kepçeyi parçalamamdan etkilenmiş. Ben ayrı koşaklı. Etkilenmiş dedim mi etkilenmiş, o kadar. Evet, etkilenmiş dediyse etiketlenmiş. Yok. Etiketlenmiş dediyse tetiklenmiş. Bu da değildi. Neydi patron? Ben karıştırdım. Ya bir git, arızalı mısın? Nesin elimde kalacağım bak. Evet sevgili seyirciler, Hayri Bey'den şok iddia. Bakalım Ali Ağoğlu bu açıklamaya ne diyecek? İş dünyamızdaki bu çekişme uzun yıllar devam edecekmiş gibi görünüyor. Ne derler bilirsiniz. This business show is very company. If you are at İstanbul'daysan kesin vuruktur. You arabanın company. Yani Türkçesi, bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, yapamayan çamur atar, bilemeyense eleştirir. Teşekkürler Türkiye. Unutma biz kimsenin kuklası değiliz. Ramazan boyunca her gün bu saatte TRT Haber'de 7/24 Facebook ve Twitter'dayız. İzleyemeyenler için yayından hemen sonra TRTHaber.com'dayız.